Yaklaşan Ramazan öncesi vatandaşlara pazardaki fiyatı sorduk. Vatandaşlar fiyatların pahalı olduğundan şikayet ederken pazarcı esnafı ise eski Ramazanlardan eser kalmadığını ve taleplerin düştüğünü ifade etti. Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala Aydın'da vatandaşlara pazar fiyatlarını ve Ramazan için hazırlık yapıp yapmadıklarını sorduk. Vatandaşlar fiyatların pahalılığından kaynaklı herhangi bir hazırlık yapmadığını belirtirken pazarcı esnafı Cengiz Cerit ise eski Ramazanlardan eser kalmadığını, insanların örf ve adetlerini unuttuğunu dile getirdi. "11 ayın sultanı Ramazan ayı 11 Mart pazartesi günü başlıyor. Pazar günü kalkılacak ilk sahur öncesi pazarda vatandaşlara fiyatları ve Ramazan için yaptıkları alışverişleri sorduk. Vatandaşlar Ramazan öncesi ürünlerde herhangi bir indirim uygulamamasından dert yanarak şu cevapları verdi. Pazardan geliyorum gördüğünüz gibi ama şöyle söyleyeyim, evet benim de olacak dedi. 4 poşete yuvarlıyorum, cebimizden 1000 lira çıktı. Tabii çok şükür halimizde bir şey yok ama genel anlamda emekler çıkmış olursa emeklerin durumu hakikaten çok kötü. Ramazan'da bu insanlar nasıl geçineceğini ben çok şüpheliyim. Hani insanlar hala alışveriş tezgahların arkasındaki çürük sebze ve meyvelerin arasından topladığını görüyoruz pazarda. Artık Sayın Cumhurbaşkanımızın memurlara verdiyse yani zam gibi emeklilere vermesi gerekiyor. Biraz değişiklik gördüm ama daha olsa da daha iyi olur. Ramazan için aldığınız özel bir ürün var mı? Ayrı bir hazırlık yapıyor musunuz? Genelde her zaman aldığım şeyler alıyorum pazarda. Şerse iyi olur. Ramazan'da insanlar da rahatlar yani. Çoluğuna çocuğuna rahat bir şey yedirir. Sofra kurar ortalama. Buna göre normal. Emekliye göre az. Artıyor. Bazı yani malına göre daha doğrusu. İyi ucuz da var. Yani bütçeye göre var her şey iyi yani. Kötü bir şey değil. Peki siz Ramazan için ayrı bir özel alışveriş yaptınız mı? Yok onu yapamam. Bir noktaya göre fiyatlarda bir değişiklik var mı sizce? Valla hiçbir değişiklik. Aslında daha pahalılaşıyor. Herhangi bir indirim uygulamamış mı? Yok hiçbirisinde. Değişen hiçbir şey yok yani. Valla süt 20 lira alıyordum 25 lira diyor. Dükkanı yok bir şey yok 25 lira diyorlar suda. Sütler pahalı ya. Diğer ürünler nasıl sizce? Ürünlerin hepsinde de zam yapıyor herkes. Kafasına göre zam yapıyor. Peki sizin Ramazan'a özel yaptığınız bir alışveriş var mı? Ramazan'a özel yok. Sörmese hep şu pazar 600 lira bu. Ya i̇çine, her gördüğünü her içine karıştırdı bak ne var. Evet. Daha domates almadım. Peki sizler Ramazan'a özel alışveriş yapabiliyor musunuz? Hayır. Maalesef ne bulduysak onu yiyoruz. Eski Ramazanlardan eser kalmadığını belirten pazarcı esnafı Cengiz Cerit ise şunları söyledi. Fiyat fiyatları zaten her geçen gün artıyor. Yani bunun Ramazan'la bir alakası yok. Yani her hafta sattığımız fiyata toptan alışlar oluyor zaten. Her hafta zam geliyor. Yani malum mesela nohut özellikle, fasulye, kuru baklet olarak her hafta zam geliyor. Yani bir sabit bir fiyat yok. Peki vatandaşların Ramazan öncesi talepleri ne yönde? Şu an bir Ramazan'la bir Ramazan alışverişi yok. Normal pazar gibi yani. Normal günlerdeki gibi. Zaten eski Ramazanlarımız maalesef yok. Yani insanlarımız da aynı şekilde. Eski insanlarımız ve örf ve adetlerimiz de zaten yok. Şu an zaten Ramazan alışverişi yani bir talep yok. Yani millet mesela kuru fasulye, alıyordu yani kendi bütçesine göre. Mesela özellikle kuru üzüm, kayısı. Zaten kayısı şu an bayağı bir zamlı. Toplam 250-300 lira. Yani milletin alım gücü yok yani. Yarım kilo alsa zaten sofrasını yetinecek. Kuru üzüm bile şu gün olmuş 150 lira. Yani kuru üzüm yani normalde. Valla şu an hiçbir talep yok. Hani Ramazan alışverişi olmadığı gibi zaten hurmayı sadece tek tük soruyorlar. Hani bu normal zamanda sordukları gibi yani. Fiyatı yani, şu an bunun? Şu an bunun yaklaşık 600 gramlı 50 lira. Ama talep yok. Talep yok yani. Yani normalde daha pahalılar da var mesela açıkta olanlar Medine, Kudüs hurması. Onlar kilosu 500-600 bin lira kadar olan da var yani. Bu sadece milletin kendi alım gücüne göre bir paketimiz. Yani şu an top 50 lira satış fiyatı.